Nerede kaldın? Ne zamandır seni bekliyorum biliyor musun? Dayınlara benimle birlikte geleceğini söylemiştin. Aslında Amerika'dan bir arkadaşım geldi. Bu aralar ona zaman ayırıyorum. Demek arkadaşın gelince kardeşini unuttun. Bak Maliha, bu dünyadaki en yakın akrabam olduğunu biliyorsun değil mi? Bana destek olabilecek tek kişi de sensin üstelik. Öyle mi? Nasıl yani? Ne demek nasıl Maliha'cığım? Senin benim için yaptığını hiçbir kardeş yapmaz. İskender bana çok kızmıştı. Dua'yı görmem için hastaneye gitmeme bile izin vermiyordu. O süreçte İskender ve Dua ile bir tek sen ilgilendin Maliha. Sana ne kadar teşekkür etsem az gelecektir. Bazen düşünüyorum da hayat sevdiklerinle daha kolay oluyor galiba. Tamam. Söyle bakalım bu arkadaşına ne kadar vakit ayırman lazım? Şimdi bir şey diyemem. Daha ne kadar kalacağını bilmiyorum. Niye bu kadar üzgünsün canım? Hayır. Üzgün falan değilim. Sadece seni dinliyorum. Sadece beni dinlemenle olmaz ki, senin de konuşman lazım benimle. Tamam dinle. Samine teyzeyle senin evliliğini konuşmayı düşünüyordum ben de. Sen beni nasıl evlendirdiysen ben de seni evlendireceğim öyle. Hoşlandığın biri var mı? Hadi söyle bakalım, anlat bana lütfen. Hiç kimse yok. Ama nasıl olur, mutlaka biri vardır. Ama Necaf, İlla hoşlandığımız biriyle mi evlenmemiz gerekiyor? Evet, işte o yüzden hoşlandığın biri var mı diye soruyorum ya sana. Benim hoşlandığım, evlenmek istediğim tek bir kişi vardı. İskender. Ama Maliha sen... Ama ne Necaf? Ama İskender artık benimle evli, biliyorsun değil mi bunu? Bu neyi değiştirir ki? Ne diyorsun sen, ne anlatıyorsun, nasıl olur bu? Neden olmasın? Eğer sen İskender'i bırakırsan o zaman... O zaman olabilir. Madem böyle düşünüyordun, o zaman neden İskender'in evlilik teklifini getirdin ve onunla evlenmem için bana ricada bulundun? Çünkü bunu yapmamı İskender istedi. Benim sevgimi sınamak istedi. Ben de o sınavdan kalmak istemedim. Anladın mı Necaf? Öyleyse neden bunları şimdi söylüyorsun bana? Kendin söyle. Sevdiğin birini bir başkasına versen ona olan sevgin biter mi? Ne istiyorsun benden? İskender'ı. Bu mümkün değil. Neden mümkün değil? Kendin söylemiştin. Benim için 10 tane İskender'ı feda ederdin değil mi? Yalan mı? Böyle söylememiş miydin? Evet, dedim tabii. Feda et o zaman. Beni sevmiyor musun Necaf? Maliha, ben seni çok seviyorum. Benden ne istersen sana vermeye hazırım. Canımı da istersen veririm. O zaman İskender'i istesen onu da verirdim. Ama neden kardeşinin hayatını mahvetmek istiyorsun ki? Bunları duyduktan sonra nasıl hissedeceğimi bir an bile düşünmedin mi? Bak. Benden her şeyi isteyebilirsin. Her fedakarlığı yaparım. Her şeyi yapmaya da hazırım. Ama İskender... İskender artık benim kocam ve senin için canımı veririm Maliha, ama kocama veremem. Bana verdiğin sözü tutmuyorsun Naca. Maliha, ben sana asla böyle bir söz vermedim. Söylediklerinin
Şokundan çıkamıyorum. Bana ne cüretle böyle bir şeyi bu kadar rahat söyleyebilirsin anlayamıyorum. Cesaretini takdir etmem lazım. Necaf, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Ağlamıyorum. Bana şimdi doğruları söyleyeceksin. Beni istemek için neden Maria'nın desteğini aldın? Seni sevdiğini biliyordun değil mi? Yine de onunla, onun duygularıyla oynamak istedin. Neden? Neden bunu yapmak istedin? Dinle bak, onun duygularıyla hiç oynamadım. O zaman neden onu zorladın? Onu hiçbir şeye zorlamadım Necaf, tamam mı? Teklifimi kabul etmiyordun. Ben de Maria'dan yardım aldım. O seni ikna ederse kabul edeceğini düşündüm. Hepsi bu. Bu bencillik olmuyor mu? Bunun neresi bencillik? Sadece ondan yardım istedim. O da seve seve kabul etti. İşte hepsi bu. Eğer sana seve seve yardım etmiş olsaydı yaptığı iyiliğin karşılığını ödememi istemezdi. Karşılık mı? Ne demek bu? Ne karşılığı? Seninle evlenebilmek için senden ayrılmamı istiyor. Ne? Aklını mı kaçırmış o? Nasıl böyle bir şey düşünebilir? Sadece düşünmekle kalmadı. Bana da söyledi. Madem böyle bir şey vardı, neden benimle evlendin? Onunla evlenmen gerekirdi. Maria'ya karşı öyle duygular beslemiyorum. Niye onunla evlenecekmişim ki? O benim kardeşim Skandar. Senin hayatını mahvetmeden önce bir an bile düşünmeyen, senden nefret eden ve kardeşim demesini kabul bile etmeyen bir kardeşten bahsediyorsun şu anda. O yüzden dedikleri için üzülmek yerine hepsini görmezden gelmek en iyisi. Seni hala seviyor Skandar. Ama ben seni seviyorum ve onun beni sevip sevmemesi umurumda bile değil. Bunu anlaman gerek. Peki ben ne yapacağım şimdi? Dinle. Beni neden anlamıyorsun Necaf? Kardeşinin söylediği saçma sapan şeyler için üzülüyorsun. Hemen orada ona çenesini kapatmasını söylemen gerekirdi. Ama ondan başka kimsem yok benim. Ben varım ya Necaf. Bu ev ve buradaki her şey senin. Beni hiç anlamıyorsun Skandar. Onu kastetmedim ben. Ben yıllar sonra kız kardeşime kavuştum. Onu üzmeyi göze alamam Skandar. Aklından ne geçiyor Necaf? Söylesene. Maria! Necaf'a neden öyle saçma sapan şeyler söylediğini öğrenebilir miyim Maria? Neden huzur içinde yaşamamıza izin vermiyorsun? Skandar, inan bana benim tek derdim, ben seni o kadar çok seviyorum ki bir türlü seni kalbimden söküp atamıyorum. Bu kadar ucuz olabileceğin aklıma gelmez. Böyle bir terbiyesizlik yapmadan önce Skandar'dan değil eniştenden bahsettiğini düşünmen gerekirdi. O senin özbeöz kız kardeşin. Bunu sakın aklından çıkarma. Ben onu kardeşim olarak görmüyorum. Seninle ilişkim bana yeter de artar. Bak, onun aramıza girmeye kalkma yoksa benim kötü tarafımı görürsün. Skandar dur. Skandar, ben senin için Necaf'tan daha iyi bir hayat arkadaşı olabilirim. Lütfen, lütfen Necaf'ı bırak. Maria, hayat arkadaşı olmayı bırak artık. Sana iyi bir arkadaşım dememi bile hak etmiyorsun. Seni son kez uyarıyorum. Sakın aramıza girmeye kalkma. Yoksa pişman olursun. Skandar, zaten seninle evlenmesini sağladığım için çok pişmanım. Daha fazla pişman olamam. Lütfen Skandar. Lütfen. Lütfen Skandar. Maria, bence sen aklını kaçırmışsın. Yeter artık.
Bir daha adını duymak istemiyorum. Bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum. Sakın benimle görüşmeye kalkma Maliha. Skandar. Ne söyledi? Ne söylediğini anlamadım ki. Saçma sapan şeyler söylüyor. Bence gerçekten aklını kaçırmış. Lütfen sen de artık onun dediklerine kulak asma. Ama hala seni seviyor değil mi? Necef, Allah aşkına lütfen. Daha fazla tartışmak istemiyorum. Boş ver onu. Yeter. Düşünme artık, tamam mı? Onu nasıl boş verebilirim ki? O benim kardeşim Skandar. Peki ne yapacaksın? Beni bırakacak mısın? Bu arada bunu nasıl anlamıyorsun bilmiyorum ama kasten hayatımıza bulaşıyor ve ikimizin arasında sorunlar çıkarıyor. Onun yüzünden hem sen üzülüyorsun hem de ben. Sana söylüyorum Necef. Eğer beni seviyorsan bir daha onunla görüşme. Ama ben... Necef, seni bu konuda son kez uyarıyorum. Beni anladın mı? Maliha canım, hadi kalk. Bunlar da ne? Maliha, kalk canım. Oh, ne yaptın sen? Maliha, ne yaptın sen? Maliha, ne yaptın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.